Arkadaşlar merhabalar, bu videomda paralel kenar konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet, paralel kenar konusunun konu anlatımına başlıyoruz dedik ama bu videoda üçgenlerin tekrarını yapacağız arkadaşlar. Ne demek istiyorsunuz? Biraz sonra göreceksiniz. Bu ve bundan sonraki konularda, hatta dörtgenler konusunda da söylemiştim. Ne yapacağız arkadaşlar? İlk başta paralel kenar konusu işliyorsak tanımını yazacağız. Tanımını yazdıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Üçgenlerle ilgili çözülebilen kısımlarından bahsedeceğiz. Bu iş hep böyle arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Paralel kenarın özellikleri var mı? Var. Özelliklerin hepsinin ispatı üçgenden çıkıyor. Bilsen de olur, bilmesen de olur. Yani bilmesen de sen zaten çıkartacaksın. Yani o özelliği kendin üçgenlerden bulacaksın zaten. Ha, bazı özellikler var. Bilinse iyi olur dediğimiz, işimize yarayan özellikler var. Ama çoğu özelliği biz silip atacağız arkadaşlar. Özellik mantığından değil, üçgen mantığından gideceğiz. Öncelikle bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ki kitaplarda açtığınız zaman, hemen bir paralel kenar konu anlatımı açtığınız zaman paralel kenar der, tanımlarını koyar, bir sürü özellik sayar. Arkadaşlar o özelliklerin çoğunluğu zaten sınavda çıkmıştır. Sınavda çıkmış soruyu özellik haline getirmişlerdir. Ben de size her soru tipini bir özellik haline getirebilirim aslında istesem. Ama biz bunu yapıyor muyuz? Hayır. Ezberci zihniyete karşıyız. Lütfen ama lütfen benim size anlattığım şekilde ilerleyin. Üçgen mantığından gidin. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Öncelikle bunu şuraya bir yerleştirin. Tamam. Bir de şunu söyleyeyim ben size. Tanımınızı söyleyip de üçgenlere başlayacağız ya. Üçgenlerle ilgili çözülebilen kısımlarından bahsedeceğiz ya. Evet, eyvallah. Ama şuna baktığınız zaman paralel kenar deyince, daha tam tanıma girmeyeyim. İlk başta başlangıçta şunu söyleyeyim ben size. Size bir soru sorayım ve düşünün, şöyle 3-5 saniye düşünün, hatta durdurup da düşünün. Şimdi paralel kenar dediğimiz karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen. Sizce bu konuda en fazla hangi konu, üçgenlerdeki hangi konuyla karşılaşabiliriz? Sorusunu soruyorum size. Bir durdur videoyu, düşün. Hocam işte dik üçgen çıkabilir, şu çıkabilir, bu çıkabilir gibi düşünün. Ne çıkar? Durdurdunuz, düşündünüz, cevabı kafanızda tasarladınız ve bir şeyler dediniz. Bakın arkadaşlar, burada ne var? Tanım gereği zaten karşılıklı kenarlar paralellik. Paralellik deyince aklımıza ne geliyor bizim? Temel orantı ve kelebek benzerliği gelmiyor mu? Evet. Yani bir kelebek benzerliği, bir temel orantı benzerliği, bir de kelebek benzerliğiyle biz bu konuda çok uğraşacağız. Özellikle ve özellikle şunu söyleyeceğiz. Şimdi her konuyla ilgili, üçgenlerin her şeyiyle ilgili, basamağıyla ilgili sorularından bahsedeceğiz ama genelde böyle oranda varsa, mesela ikinci videoda göreceğiz bunu. Benzerlikle uğraşacağız kardeşim. Çünkü zaten benzerliğe elverişlidir yani paralel kenar. Karşılıklı kenarları birbirine paralel. Sen bunu böyle bir çizsen, bir de köşegenleri çizsen zaten şöyle otomatikman bir kelebek benzerliği çıkıyor zaten, değil mi? O yüzden kelebek benzerliği ya da temel orantı benzerliğiyle çok uğraşacağız, haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Tanım. Tanım bizim için önemli. Her zaman söylüyoruz. Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene paralel kenar adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi karşılıklı kenarları birbirine paralel olması yeterli. Hocam şununla şu birbirine paralel, bununla da bu birbirine paralelse, biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Paralel kenar adını veriyoruz. Peki şimdi paralel kenarda hocam şöyle bir şey. Şuradaki açı alfaysa, burası nedir? 180 eksi alfa değil midir? Doğru açılardan dolayı, U kuralından dolayı. Evet. Hocam burası 180 eksi alfaysa burası ne olacak? Alfa olacak. Niye? Bu sefer şöyle U'dan dolayı. Sonra şuradaki U'dan dolayı da hocam alfaysa burası da 180 eksi alfa diyebiliriz. Yani buradan ne çıktı arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman karşılıklı açıları birbirine eşit oldu. Ardışık açıları da toplamı 180 derece oldu arkadaşlar. Bir de karşılıklı kenarlarda birbirine eşit diyoruz. Bazı kitaplar şey yapar ama işte karşılıklı kenarları birbirine paralel olan ve karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgene paralel kenar der. Ama sadece ve sadece karşılıklı kenarların birbirine paralel olması yeterli tanım gereği. Zaten otomatikman şeyler de birbirine eşit oluyor. Onu da bir ispatını yapalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar şu köşegeni bir çizecek olursak. Köşegeni çizdiğimizde şuradaki açıyla, zaten otomatikman şu karşılıklı kenarlar paralel ya. Buradaki açıyla Z'den dolayı buradaki açı birbirine eşit mi? Eşit. Hocam aynı şekilde buradaki açı çizgi açısıysa böyle Z'den dolayı buradaki açı da birbirine eşit oldu. Üçgenlere ayrı ayrı bakacak olursak, şu üçgen ile şu üstteki üçgene ayrı ayrı bakacak olursak, nokta çizgi alfa, nokta çizgi alfa.
İki üçgende benzer oldu. Hatta alfanın karşısındaki kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı bunlar eş üçgen oldu. O zaman noktanın karşısı A ise noktanın karşısı A'dır. Çizginin karşısı B ise çizginin karşısı B'dir diyebiliriz. Ama tanımda tamam. Tanımda sadece ve sadece karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgen olması yeterlidir arkadaşlar. Belki de sadece karşılıklı kenarların birbirine eşit olmasını da söyleyebiliriz. O zaman da paralel kenar diyebiliriz ama diyebiliriz evet, sıkıntı da yok. Ama genelde de bu tanım kullanılıyor. Ama biz şunu bilelim. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel, karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğunu bilelim arkadaşlar. İspatı da yaptım zaten burada. Ve burada da zaten doğrudan açılardan dolayı ne çıkıyor arkadaşlar? Bakın alfa ise alfa, 180 eksi alfa ise 180 eksi alfa. Karşılıklı açılar birbirine eşit, ardışık açılar da birbirini 180 derece tamamlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi tanımı da bakın en ince ayrıntısına kadar veriyorum. Nereden geldiğini de veriyorum. Bak paralel kenarda karşılıklı kenarların birbirine eşit olduğunu da gösteriyorum. Şuraya bir yapması lazım olayın değil mi arkadaşlar? Yani videoların böyle şey konu anlatımı olayı ben size şey yapmaya çalışıyorum. Bak paralel kenarın tanımında bile tanımını bile ispatlarken, yani tanımında sadece karşılıklı kenarlar paralel diyoruz ya, karşılıklı kenarları birbirine eşitti ispatlarken bile neyi kullandık? Üçgeni kullandık. Üçgende eşikten çıktı. Bir de dikkat etmeniz gereken şöyle ufak bir bilgi vereyim. İki tane bilgi vereyim arkadaşlar. Paralel kenarın tanımı gereği karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve karşılıklı kenarlar birbirine eşit ya, bundan dolayı arkadaşlar tanımından dolayı şu bilgileri biz sorularda çok kullanıyoruz. Ya genelde böyle soru tipi ezberletmeyi sevmiyorum biliyorsunuz ama ya dikkat etmeniz gereken bir şey arkadaşlar. Küçücük bir şeye dikkat etmediğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Birinci söyleyeceğim şey bu. Arkadaşlar bir paralel kenarda bir açıortaylık varsa, mesela şöyle bir geldi, böyle bir doğru var. Bu doğru da açıortay doğrusuysa. Arkadaşlar açıortaylık gördüğünüzde karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Ya bu böyle de açıortay olabilir, şöyle de açıortay olabilir arkadaşlar. Şöyle de açıortay olabilir. Bakın dikkat edin. Burada şuna baktığımız zaman ne var? Hop Z'den dolayı nokta açısı var. Aa burada ne çıktı? İkizkenar çıktı. Yani açıortaylık olduğunda Z'ye dikkat edin. Çünkü ya, tanım gereği zaten paralellik var. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Paralel kenarda biz böyle açıortaylığı çok kullanıyoruz. Haberiniz olsun. Hatta burada da Z'den dolayı hocam nokta açısı oldu. Bak şununla şu birbirine eşit oldu gibi gibi şeyler. Çok kullandığımız şeylerdir arkadaşlar. Dikkat edin. Yalnız ben burada farklı bir şey söyleyeceğim. Bir de karşılıklı kenarların paralel olmasını şu sorularda da kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela sen böyle bir şey gördüğünde, şuradan şöyle bir şey çizildiğinde, şurası 90 derece gördüysen, şu köşeden, şu köşeden çizildiğinde ve burası 90 derece ise sen ne yaparsın? Düşün, ne yaparsın? Hocam büyük ihtimalle çoğunluğunuz şunu diyeceksiniz. Hocam bunu çizelim. Niye? Bunu çizmekteki amacın ne? 90'ı gördüğün için bir dik üçgen oluşturmak değil mi? Doğru gibi. Evet dik üçgen oluştu. Süper bir şey oluştu. Ama arkadaşlar biz ek çizimi verilen bilgileri kullandığımızda bir şeye ulaşamazsak ek çizimi kullanıyoruz. Belki de bu fazlalık. Ekstradan bir şey çizdik burada. Daha verilen bilgileri kullanmadan ekstra bir şey çizdik. Ama hocam dik üçgen oluşuyor. Ama ben de şunu söyleyeyim. Dik üçgen zaten hali hazırda var kardeşim. Niye? Karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğundan dolayı. Z'den dolayı. Bakın 90'sa karşısı da zaten 90 oluyor. Dik üçgen zaten burada var. Niye bir daha burada oluşturuyorsun? Yani o çizimler bizi bazen yanlış yönlendirebiliyor arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bak küçücük bir bilgi. Bak açıortaylık varsa Z'ye dikkat, ikizkenarlık. Burada da aslında karşılıklı kenarlar paralel olduğundan 90 varsa karşısında 90 derece. 90 varsa karşısında 90 derece diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Olay bu. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yine üçgenleri bu şekilde de kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Evet geldik şimdi sorulara. ABCD paralel kenar demiş. Tamam. Tanım kullanıyoruz. Bir kere ilk başta paralel kenar deyince bu verilen bilgilere bakıyoruz. Lan paralel kenarın kendisindeki şeyi kullanmıyoruz maalesef. Hatırlayın eşkenar üçgende de aynı şeyi söylemiyorduk. Ulan eşkenar üçgen diyor. Siz eşkenar deyince şöyle bakıyorsunuz. Diğer yerlere şey yapıyorsunuz. Önce bir eşkenar olduğunu göster. Yani 60'ları yaz. Kenarların eşit olduğunu göster. Ekstra bir yerde eşitlik falan da çıkıyor çünkü. Burada da paralel kenar, dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen gibi konularda da adam sana paralel kenar demişse sen bu paralel kenarı kullanacaksın. Tanımını kullan. Tanım dediği nedir? Karşılıklı kenarların birbirine paralel olması ve karşılıklı kenarların birbirine eşit olması. Bununla bu birbirine eşit. Aa ikizkenar çıktı. Başka ne verilmiş? AB ile CE de birbirine eşit verilmiş. Bak AB ile CE birbirine eşit. Çok alakasız hocam.
Ben bu verilen bilgiyi kullanmalıyım diye kendi kendine soruyorsun değil mi artık? Çünkü ben size soruları soruyorum ya. Siz de kendi kendine sorabildiğiniz zaman harikasınız. Bu soruları sorabilmek demek ne demek? Sen verilen bilgileri kullanıyorsun anlamına geliyor. Evet, o zaman şuraya bakalım. Hocam, tanım var. Tanım gereği paraya kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarla bu kenar da birbirine eşit. Aa, ne çıktı burada? İkiz kenar. Tepe açısı 50. Tepe açısı 50 ise 180'den 50 çıkart. 2'ye böl. 65, 65. Hocam şunlar zaten birbirine paraleldi. Z'den dolayı burası da 65 yaptı. A ikiz kenar. Burası da 65 oldu. Ve B, A, D açısı isteniyor. Yani cevabımız kaç derece yaptı? 65 derece yaptı. Ve geldik 2'ye. Hocam bak, açıortay. Ne güzel. Açıortay. Ama önce tanımı uygulayalım. 5 ise burası nedir? 5. 8 ise yukarı taraf nedir? 8'i kullanalım arkadaşlar. Hocam açıortaylık var. Z'den dolayı çizgi açısı A ikiz kenar. 5 ise 5. Hocam tamamı 8'di, 3 kaldı. Verilen bilgiyi ve bir bulduğum bilgiyi mutlaka ama mutlaka kullan geometride. Hocam şimdi ben çizgiyi kullandım. Noktaya da bakayım. Bak burada da karşılıklı kenarlar paralel. Noktaya noktaysa Z'den dolayı ne oldu burası? Burası da nokta açısı oldu. A noktaya nokta. İkiz kenar. Yani 5 ise burası da 5 olacak. E burası 3'tü. Buraya kaç kaldı o zaman? 2. Yani x kaç santimetre çıktı arkadaşlar? 2 santimetre çıktı. Açıortaylık lütfen dikkat. İkiz kenarlığa işarettir. Geldik şuraya. ABCD paralel kenarı biçimindeki bilardo masası. Evet, bilardo masası bu sefer paralel kenar biçiminde verilmiş arkadaşlar. Topa ıstakayla vuruluyor. Istakayla vurduğumuzda ıstaka dediğimiz şu arkadaşlar. Sopasına biz ıstaka diyoruz. Istaka masanın A köşesinden geçmektedir. Istaka masanın AB kenarı ile 50 derece ve 30 derecelik açı yapmaktadır. Top masanın CDBC. Bu arada şunu yazmayı unutmuşum. Topa ıstakayla vurulduğunda ıstakanın doğrultusunda gidiyor diye de söylemem lazımdı ilk vuruşta arkadaşlar. Istakayla vurduğunda bazen top çat ediyor, başka yere gidiyor ya arkadaşlar. Bilardo oynayanlar beni anlar. Ama şekilde de belli. Yani şu doğrusal arkadaşlar. Tamam. Top ne yapıyor? Top masanın CD kenarına çarpıyor. CB kenarına çarpıyor. AB kenarına çarpıyor. AD kenarına çarpıyor. Sonra da C noktasına gitmiştir diyor. Topun AD kenarına çarptığı noktada K noktası. Tamam. Ve bu arada arkadaşlar top masanın kenarına vurduğu açıyla yola devam eder. Daha öncelerinde böyle sorular yaptığımız için rahatız. Vurduğu açıyla gidecek. Yani vurdu, gol oldu demeyeceğim. Evet. Vurdu ve alfa ile gitti. Alfa ile çarptıysa alfa ile gitti. Bu arada onu göstermiş zaten. Önce bir verilen bilgileri kullanayım arkadaşlar. Verilen bilgiler bizim için önemliydi. Burası 80 ise karşı tarafta nedir? 80 derecedir. Hocam o zaman burası 80 80. Hocam burası kaç yapar? Burası 80 ise burası 100 yapar. Hatta burası da kaç derece yaptı? 100 derece yaptı. Hatta 130 50 derece ya da Z'den dolayı da alfayı da 50 derecede bulabiliriz arkadaşlar. Yani şurası 50 derece yaptı. Şimdi bizim şu topun gittiği yolu bulalım arkadaşlar. Top böyle çarptı, böyle gitti. Yani 50 ile çarptı, 50 ile gitti. Buraya çarptıktan sonra da buraya çarpacak arkadaşlar. Burada vurduğu açıyla gidecek. Buradan da buraya çarpacak ki buradaki çarptığı yere de biz ne noktası diyormuşuz? K noktası diyormuşuz arkadaşlar. Buradan da nereye gidiyormuş arkadaşlar? Şekil karışmaz inşallah. Hop buraya doğru gidiyormuş. Bunu çizmeyeyim, sonra çizeyim isterseniz. Bakın. Şimdi şuraya bakalım. 50 80 daha 130. Buraya ne kaldı? 50. Vurduğu açıyla gidecek mi? Evet. Yani burası da 50 olacak. 50, 150. Buraya kaç kaldı? 30. Vurdu açıyla gidecek. Burası da 30 yapacak. 80, 30 daha 110. Burası 70 yaptı. Tamam. Şimdi K'dan da nereye gidiyordu arkadaşlar? K'dan da şuraya gidiyor arkadaşlar. Buraya gitti. Buraya gittiği zaman 70 ile vurduysa 70 ile gitmeyecek mi? Evet. 70 ile gidecek. Hocam şurada 100 var. Bakın. 100, 70. Şu üçgene bakacak olursanız arkadaşlar. 170 ise burası 10 yapar. O zaman buraya 70 kaldı. Ya da 70 ya burası. Şöyle bir Z kuralı var zaten. Karşılıklı kenarlar paralel ya. Z'den dolayı burası da 70 derece yapar arkadaşlar. Yani burada kaçı isteniliyor bizden? BCK açısı isteniliyor. O da cevabımız 70 derece oldu sevgili gençler. Zor mu? Bildiğimiz şeyler. Nereden çıktı? Üçgenden. Paralel kenarın nesini kullandık? Karşılıklı kenarların sadece ve sadece birbirine paralel olmasını kullandık. Ve açılar, karşılıklı açılarda birbirine eşit, ardışık açılarda toplamı 180 derece. Sadece sanki tanımındaki verdiğimiz bilgileri kullandık arkadaşlar. Geri kalan üçgen, üçgende açı, burada açıyla gitmesinde, yani yeni nesil soru dediğimiz şeyler bunlar. Sorunun hepsini adam çizmiyor, bize çizdiriyor. Bu kadar. Evet, geldik bir sonraki soruya. Oo, katlama. Katlama gördüğümüzde ne yapıyoruz arkadaşlar? Hop, bir eski haline geri getir şekli.
Hocam katlanmış hali bu. Öncelikle 4'e 6. Şurası 4'e 6. Katlamalarda ne oluyordu? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam 4 ise 4. Bu arada burası 10 iken alt tarafta 10 mu arkadaşlar? 10. Paralel kenardan dolayı. Sonra hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Katlamada üst üste şu şöyle katlandı ya. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Soru çıkmadıysa ne yapıyorduk? Bir de üst üste binen açılara da bakıyorduk. Hocam şu açıyla şu açı birbirine eşit. Bu açıyla da bu açı birbirine eşit olacak. Peki çıktı mı soru? Çıkmadı. Bir de soruyu okuyalım. Şimdi diyor ki bize D köşesi BK üzerinde oluyormuş. Bak D köşesi şuradaki D köşesi hop katladığın zaman BK üzerine geliyormuş. Yani BK doğrusal diyor arkadaşlar. Yani BD üstü K doğrusalmış arkadaşlar. Peki şimdi bizden neresi isteniyor? Şuradaki X uzunluğu isteniyor değil mi? BD üstü uzunluğu isteniyor. Ne yapacağız acaba? Arkadaşlar açıortaylık bulduk. Açıortak olunca ne oluyor da paralel kenarda? Paralel kenarın içinde açıortaylık varsa Z. Z'ye dikkat. Hocam şöyle bir Z var mı? Şöyle bir Z var mı? Yok. Bak şöyle bir Z yok arkadaşlar. Yanlış yaptım. Şöyle bununla bu paralel değil arkadaşlar. Burada Z'den bahsedemeyiz. Yani şu açıortaylıkta Z'den bahsedemeyiz ama şu açıortaylıkta şöyle bir Z var mı? Var. Evet, o zaman Z'den dolayı burası çizgi açısı yaptı. Bak çizgiye çizgi. Yani bu üçgen nasıl bir üçgen oldu? İkizkenar üçgen oldu. Çizgiye çizgi olduğundan dolayı burası da zaten 11 indi. E burası 11 imse burası da 10 birim olacak. X'i kaç buluruz o zaman? 6 birim olarak buluruz arkadaşlar. Güzel bir soru. İşte bu katlamada da paralel kenarda özellikle arkadaşlar dörtgende de katlamalarla uğraşıyoruz. Katlamalarda da üst üste binen açıları yani soruyu çözemediğiniz zaman şuna dikkat edin. Üst üste binen açıları böyle gözden kaçırıyorsunuz. Üst üste binen açılar da birbirine eşit ya. Açı ortaylık çıkıyor. Z'den dolayı da ikizkenarlıklar. Paralel kenarda özellikle dikdörtgende eşkenar dörtgendeki katlamalarda buna dikkat edin lütfen. Evet, bu katlamayı da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Geldik şu soruya. Arkadaşlar öncelikle hiçbir şey bilmiyoruz ama burada ben küçük bir not vereceğim ve yazdıracağım. Şuraya yazdıracağım arkadaşlar. Öncelikle bir şey bilmiyoruz, tamam mı? Hadi bakalım. ABC'de bir paralel kenar. Evet, işte açılar eşit verilmiş. Bir de EF ile AB birbirine paralel verilmiş. Şunlar birbirine paralel. Paralel kenardan dolayı şununla da şu paralelse arkadaşlar otomatikman bununla da bu paralel oldu. E hocam ben bu paralellikleri kullanmak zorundayım. E biz doğru açılardan beri ne biliyoruz zaten arkadaşlar? Paralel doğruları ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Paralel doğru arkadaşlar şu paralel doğruyu uzatayım. Sonuna kadar uzatmamıza gerek yok. Hani şeklin içinde uzatmaya dikkat etsek yeterli olacaktır. Evet şuradan itibaren uzatıyorum arkadaşlar. Uzattım. Uzattığım zaman alt tarafta bir paralel kenar üst tarafta da bir paralel kenar oluşmuş oldu. Açı ortaylık varsa neye dikkat ediyorduk? Z'ye. Hop Z'den dolayı çizgi açısı. Ne çıktı burada? İkiz kenar. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Hocam burada da nokta nokta var. Z'den dolayı burası da nokta açısı yaptı. Noktaya nokta. Bununla da bu ikizkenar oldu. 8'di. 4 4 oldu. Hatta burası da 4 oldu. Dikkat edin. Şuradaki uzunluk kaç? 10. Buradaki uzunluk da kaç olacak? Şurada bir paralel kenardan dolayı 11'im olacaktır sevgili gençler. Evet. Olay bu. 11'im oldu arkadaşlar. Bizden de AB şu uzunluk isteniyor ya da CD de istense 11'im olacaktı. Şimdi arkadaşlar küçük bir not yazdırıyorum buraya. Not. Paralel kenarda aynı şeyi arkadaşlar. Paralel kenarda aynı şeyi biz şeyde de söyleyeceğiz. Yamukta da söyleyeceğiz. Yamukta da çok kullanıyoruz. Aslında yamukta çok daha fazla kullanıyoruz da. Paralel kenarda da bazı ilginç güzel sorularda kullanıyoruz arkadaşlar. Paralel kenarda açıortaylar dik ve orta taban üzerinde kesişir. Daha orta tabanı görmedik ama biliyorsunuz arkadaşlar. Üzerinde kesişir. Orta taban aslında neredeydi? Yamuktaydı ama paralel kenarda da bahsedebiliriz. Yani şurada bir ispat yapacağım arkadaşlar. Bakın dikkat edin şimdi. Çok dikkat edin. İki tane ispat yapacağım hatta burada. Şurada bir açıortaylık varsa arkadaşlar. Şöyle bir açıortay. Şöyle bir açıortaylık varsa. Hocam bu açıortaysa, bu da açıortaysa burası diktir ve buradaki nokta şuradan bir paralel çizecek olursam arkadaşlar orta taban olmak zorunda. Yani şu çizdiğim şey ortadan iki eşit parçaya bölüyor. Bir kere dik olduğu nereden belli? Arkadaşlar şuraya ben bir AA buraya da BB dersem. Bakın ne çıktı arkadaşlar? 2A artı 2B eşittir 180 değil mi? Şu ikisini toplamı 180. A artı B kaç çıktı? 90 derece çıktı. İspatlardan bir tanesi de şu. Paralel çizsen zaten Z'den dolayı çıkacak. Buradaki yaptığım şeyde ispatlardan bir tanesi aslında. Birinci ispat bu olsun. İkinci ispat da bu olsun arkadaşlar.
Evet, 2 A artı 2 B 180'den A artı B'yi 90 derece buldum. Evet, şurayı bir 90 derece buldum arkadaşlar. Peki hocam, orta taban üzerinde niye kesiyor? Buradan bir paralel çizince şu birinci ispat bu dedim ya, ikinci ispattan yapayım. Bu ispat yöntemleri de önemli. Sorularda karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. İspat yöntemlerini de kullanabiliyoruz. O yüzden dikkat edin. Hocam açıortaylık var burada. Açıortay deyince aklımıza ne geliyor? Ya en bilindik şey. Hocam kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Şöyle. Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit. Kollara çizilen dikmeler eşit. Bu da açıortay var. Burada da kollara çizilen dikmeler eşit. Burada da çizecek olursak arkadaşlar. Burada da kollara çizilen dikmeler eşit. Aa hocam burası 90. Burası da 90 ya. U kuralı sandığı doğrusal olmak zorunda burası. O zaman burası da çizgi açısı oldu mu? Oldu. Aa gerçekten baktığın zaman şunun şu ortası oldu. Yani sen buradan bir tane paralel atacak olursan, şuradan bir tane paralel atacak olursan, şunlar birbirine eşit ya. Tales'ten dolayı şunlar da birbirine eşittir. Tales'ten dolayı şunlar da birbirine eşittir. O yüzden dik kesmesi biraz önce ispatladık ve paralel çizdiğimizde tam da orta taban çizgisinin üzerinde olduğu da ispatlığından bir tanesi de bu arkadaşlar. Tamam mı? Yani sen burada direkt soruyu biz böyle çözdük. İspat yöntemiyle çözdük ama sen direkt soruyu şöyle de çözebilirdin kardeşim. Nasıl çözebilirdin? Hocam açıortaylar nasıl kesişir? Dik ve uzattığın zaman orta taban olacak. Bitti. Önemli bir bilgi. Çok kullandığımız için söylüyoruz. Dedik ya size, her şeyi bilmek zorunda değiliz. Üçgenlerden gerçekten çıkıyor. Ama siz bunu lütfen bilin. Yamukta ve paralel kenarda ciddi sorularda çok güzel bir şekilde kullanıyoruz. Evet 4 4 ise bir de muhteşem bir şey oluşuyor burada. 4 toplam uzunluk 10 sa buradaki uzunlukta 10 Ali Bey uzunluğunda böylelikle 10 birim olarak bulduk sevgili gençler. Yani açıortaylar dik ve orta taban üzerinden kesiyor. Bak dikkat edin şu açıortaylar dik ve 90 içinden şöyle geçecek. Yani bir de şöyle olmuş olsaydı arkadaşlar bu açıortay bu açıortay bu açıortaylar böyle olmuş olsaydı şu hatayı yapıyoruz. Yapmayın diye bir daha göstereyim. Burası 90 ya hocam burada orta taban çizgisi bu değil. Bu orta taban çizgisi değil. Çizdiğin orta taban çizgisi 90'ın içinden geçecek arkadaşlar. Tamam mı? Yani 90'ın içinden geçecek. Yani şöyle. Yani sen bu kenarlara yataylara paralel değil de 90'ın içinden geçmesi için dikeylere paralel çizmen lazım. İşte bu dik ve orta taban şu şekilde kullanacaksınız gençler. Bunu unutmayın arkadaşlar. Eşit eşit. Hatta muhteşem şu da böyle oluşuyor. Sakın ama sakın unutma. Tamam. Geldik şu soruya. Mesela bak. Şimdi sen ben yukarıdaki şeyi anlatmamış olsaydım büyük ihtimalle şöyle yapacaktın. Ki bazı sorularda onu da yapabilirsin. Sıkıntı yok. Aa hocam bu garibim burada dik buraya kadar gelmiş. Şu garibimi uzatayım diyecektim büyük ihtimalle. Tamam. Uzattın. Ne oldu uzattın da ne oldu? Hocam şuraya haş dedin hadi. Bulamıyorsun ki sen şimdi bunu. Yani haşı bulamıyorsun. Ha hocam burası 90 derece. Hadi şu kenarlar belli olmuş olsaydı belki. Hani atıyorum 9, 12, 15 olsaydı o zaman üçgenin alan formülünden haşı da bulurduk. Belki bir şeyler çıkardı ondan sonrasında. Ama bu dik üçgende hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Yani sen bunu şöyle uzattığın zaman haşı bulabileceğin bir hamle yok. Yani bir şey çizdiğin zaman da elle tutulur bir şey olması lazım. Sen bir şey çiziyorsun. Ondan sonra yanına bir şey daha çiziyorsun. Yanına bir şey daha çiziyorsun. Ya geometride Allah aşkına tek bir çizik olayı zaten hallediyor arkadaşlar. Genelde hallediyor. Sen bunu çiziyorsun. Ardından şuradan hocam bir tane de birden bir dik çizeyim diyorsun. Hayır. İkinci çizimler olmuyor arkadaşlar. Düşünseniz ya bu zamana kadar çizdiğiniz şeyleri. Hep bir çizimde. Muhteşem üçlü. Değil mi? Muhteşem üçlü çizerken bir 90'ın karşısından kenar ortay çiziyorsun. Orta taban çizersen bir o eşitliğin olduğu yerden bir eşitlik çiziyorsun. Düşün. Çizdiğin bütün şeyleri düşün. Genelde tek hamlede oldu arkadaşlar. %99.9'u öyle. Bazen bazı sorularda birkaç hamle çizimle yapabiliyoruz arkadaşlar. O da gösteriyor kendini zaten. Ya onu da söyleyeceğiz. Özellikle yamuk konusunda belki olabilir o birkaç hamleli çizimler arkadaşlar. Ha şu ayrı. Alan dağıtırken tabii ki 3-4 tane çizim yapıyoruz. Çünkü tabanlara bakarak üçgenler oluşturabildiğimiz durumlar oluyor. Alanın yeri ayrıdır. O ek çizimlerde. Ek çizim mantığını kullanmıyoruz zaten orada. Tepe noktasına bakıp alan dağıtıyoruz sadece orada değil mi? Evet şimdi şuraya baktığımızda o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Aa hocam açıortaylar var. Dik kesir ve orta taban üzerinde. Hocam orta taban şu. Hayır değil. 90 içinden geçecek kardeşim. Orta taban nereden geçecek? Dik ve orta taban üzerinde kesiyor. Burası orta taban üzerinde olacak. Yani bu yataylara paralel çizemiyorsan buradan dikeylere paralel çizeceksiniz. İşte bu orta taban çizgisi. Yani şurayı iki eş parçaya bölecek. Hatta şurayı da iki eşit parçaya bölmüş oluyor. En baştan gösterelim ki sonradan sıkıntı yaşamayalım eşit olduklarını. Hocam burada muhteşem üçlü çıktı. 90'dan
12, 12, 12 oldu. Bak 25 vermiş. 25 olacak. Yani buraya 13 kaldı. 12, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeni. Hocam burası 12 idi. Bak burası 12. Hocam burası 12 idi. Bak yukarısı da 12. Ne kaldı buraya? 7. CF. CF uzunluğuna bakıyoruz. 12 artı 5'ten 17 eksi FD uzunluğu. Kısaca FD. 7'den cevabımız kaç çıktı? 10 çıktı. Bugün 10 cevabını çok bulduk galiba. Balıkesirlilere, hemşehrilerime selamlar. Evet gençler. Cevabımız böylelikle 10 oldu. Önemli. Bak güzel bir soru. Şu dik ve orta tabanı kullanmasaydık bu soru gerçekten zor bir soru arkadaşlar. Geldik buraya. Aa hocam direkt Z var diyorsunuz. A da buraya nokta açısı diyorsunuz. Ya kardeşim şununla şu paralel mi? Yo değil. Ya siz Z'yi illa Zorro'nu ama siz Zorro'yu bilmiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bizim zamanımızda Zorro diye bir film vardı. Zorro'nun Z'si böyle kılıçla yapıyordu falan neyse. İlla Z'yi böyle arıyorsunuz. Z iki paralel doğru arasında olur. Z illa o şekilde olmak zorunda değil arkadaşlar. Şöyle de olur değil mi? Şöyle de olur. Zorro'nun Z'si şu açı şu açıya eşit değil mi? Evet bu açı ortaylık olduğunda zaten Z'ye dikkat edin diye söylemiştik. Bu paralel kenardaki dikkat etmeniz gereken ince ayrıntılardan biridir arkadaşlar. E sende burada böyle Z yoksa yani şu paralel doğrular arasında Z yoksa diğer paralel doğrular arasındaki Z'ye bakın. Hocam Z'den dolayı bak nokta açısı oldu. Tamam süper yazdık burayı. Bak noktaya nokta ne çıktı burada? İkiz kenar X de burası nedir? X. Hocam bunun tamamı kaç? 16. Lütfen 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 paralel kenarın tanımını kullanın. Burası 16 ise burası da 16'dır. Hocam buraya 16 eksi x kaldı. Burası x ise burası da nedir? X'tir. Aa hocam 90 var. 8 16 8 kök 5. Bir işine yaradı mı? Yaramadı. Ama kardeşim bir de ben sana ne dedim? 90 varsa ta dersin başında tanımdan sonra söylemiştim. 90 varsa lütfen karşısındaki 90'ı da yapıştırın. Niye? Zaten bunlar birbirine paralel ya. Z'den dolayı. Bak dik üçgen hali hazırda var. Başka fanteziye gerek yok. E o zaman burada dik üçgeni yapıyoruz. X'in karesi eşittir 8'in karesi artı 16 eksi x'in karesi deyip de yapanlara biz bir şeyler diyoruz ama neyse demiyoruz. Yaparsın. Sıkıntı yok. Ama kardeşim hisset. Bak hisset. Her sene sınavda da hissetmeli soru çıkıyor. Millet böyle Pisagor'la yaparken ya hisseder arkadaşlar. Kenan Karan'ın öğrencileri ne yapıyor? Hissediyor. Hop saniyeyle diğer arkadaşları fark atıyor değil mi? Evet. Şuraya bakalım o zaman. Ne üçgendir? Ya 8 varsa ya 6, 8, 10 üçgendir ya da 8, 15, 17 üçgendir. Tamam. 8, 15, 17 mi? Ya değil. 6, 8, 10 düşünün ilk önce. 10 koyarsak 6, 8, 10 çıkıyor mu arkadaşlar? 10 koyduğumda evet bak burası da 6 oluyor. Aa yine 10 çıktı. Yine Balıkesir çıktı cevap. Yani cevap 10 oldu. Bu soruda aynı çıktı. Güzel soru değil mi arkadaşlar? Z'ye dikkat. 90 varsa karşısındaki 90'a da dikkat et. Ya ufak tefek noktalardır ama gerçekten önemli noktalardır. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Evet. Bunu da bitirdik. Geldik şuraya. Aa, önceden bu Ege'nin E'siydi. Sonra bunu kitaba mı koyduk? Bir deneme sınavına koymuş olabiliriz. Ege'nin E'si sorusunu. ondan sonra ben Fatma'nın F'sine çevirdim. Ya o da Fatma da anamız tabii ki. Fatma'nın F'si olmazsa olmaz. Ha Ege'nin E'si ya Fatma'nın F'si. Evet ikisi de çok değerli bizim için biliyorsunuz. Egehan kim Fatma kim bütün sülaleyi öğrendiniz değil mi gençler? Evet neyse devam edelim. ABCD paralel kenarı biçimindeki bir karton şekildeki gibi 4 parça olacak şekilde kesiliyor. Evet arkadaşlar kısa kenarları 5 kırmızıların. O zaman hocam burası da 5 burası da 5. Uzun kenarı da mavinin uzun kenarı da 9'muş. Hocam burası 9 da büyük de bir paralel kenar ya burası da 9. Aa kırmızının bir kenarı 9 oldu aynı zamanda. 9 9 burası da 9. E o zaman şuraya bir x dersek arkadaşlar mavinin de bir kenarı x oldu. Tamam. Bize şekil 2'deki gibi F harfi oluşturulduğunda bu şeklin çevresi kaç birim olur diye söyleniyor arkadaşlar bize. Çok kolay hocam. İşte kısa kenar 5. E burası 5. Ondan sonra burası x hocam. Burası da x hocam. Paralel kenarda mavide de şeyde de kırmızıda da hep uzun kenarlar kaç birim arkadaşlar? 9'ar birim. E tamam sıkıntı yok. E ne var bunun çevresinde? Al 9 var hocam 5 var hocam 9 var hocam 5 9 var hocam 5 var hocam. Şurada uzunluk var mı? Yok. Hocam 9 var şu uzunluk var mı? Yok. 9 var bu uzunluk var mı? Yok. 9 var bu uzunluk var mı? Yok. Ne yapacağız hocam bunda? İşte bak şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar. Burada da güzel bir şey öğreneceksin aslında.
Yani amaç tabii ki şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Aa hocam burası x de buraya x, buraya işte 9'du, buraya 9 eksi x kaldı diyeceğiz ama şuradaki parça da kafanızı karıştırabilir. İşlem yazarak şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar daha da güzel bir pratik yöntemle de yapabilir ama ben şu tavsiyeyi veriyorum. Dikdörtgenle oluşturulan yapılarda, hatta katı cisimlerde bile şöyle soruyla da karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. 2'ye 5 olan bu tuğlalardan şöyle bir şekil oluşturuyor. Ön yüzünün çevresi nedir diye sorulur mesela. Tuğlaları şöyle koydu mesela. Bir böyle koydu. Öbür tuğlayı da şöyle koydu mesela. Şunun şekli, çevresi nedir diye soruldu. Ne yapacağız? Aynı soru. Bunu da şimdi eş tuğlalarla bunu yapayım, ondan sonra da bunu yapayım. Dikdörtgen şeklindeki bir yapıyla paralel kenar şeklindeki bir yapıyla ucu ucu birleştirerek bir şeyler yaptıklarında şeklin çevresi sorulursa yataylara ayrı, dikeylere ayrı bakın arkadaşlar. Bak güzel bir şey öğreniyorsunuz. Yataylara ayrı, dikeylere ayrı bakın. Hocam yataylara bakalım. Yataylar nedir? Hocam yataylar şunlar. Şunlar yataylar. 9 var, 9 var, 9 var, 9 var. 5 var, 5 var. Yani 1, 2, 3, 4 tane 9 var. 4 tane 9. Bir de ne var arkadaşlar? 2 tane de 5 var. Artı 2 tane 5. Kaç yaptı burası? 36, 46 yaptı. Şimdi bir de dikeylere bakalım arkadaşlar. Dikeylere bakıyoruz gençler. Bak, bak, bak. Hocam bu dikey var 9. Bu dikey var 9. Şurası var. Şurası var. Bilmiyorum. Şurası var. Bilmiyorum. Şurası var. Bilmiyorum. Bak şunları şunları biliyoruz dedik. Bilemediğiniz yerde de bütünsel bakın. Bütünsel. Bak şu artı bu artı bu artı bu. İki tane şu yapmıyor mu zaten arkadaşlar? Ya da şunun tamamı yapmıyor mu? Zaten bu şuradaki uzunluğa eşit. Bu buradaki uzunluğa eşit. Topladığın zaman şu artı şu artı şu artı şu. Yani iki tane 9 yapıyor değil mi? İşte o yüzden arkadaşlar buna lütfen ama lütfen dikkat edin. Dikeylere bakarken öyle zaten hepsi aynı dikey çıkıyor. Şu artı şu artı şu artı şu. İki tane 9 yapıyor. İki tane 9 artı. Şuradaki dikeyler de zaten 2 tane 9. Toplamda 18, 18, 36 yaptı arkadaşlar. Çevresi ne olacak o zaman arkadaşlar? Dikeyler artı yataylar. Boş bir yerde kalmadı zaten. Topladığınız zaman da kaç yapıyor? 82 yapıyor. 1982'nin 82'sini aldık. Niye 1982 diyorsunuz hocam? Neyse. Anlayan anladı. Evet. 82 çıktı arkadaşlar cevap. Yataylar ve dikeyler lütfen ama lütfen dikkat edin. Al. Geldik buraya. Bu ifadeyle oluşturulan şuradaki şekilde, bak gençler dikkat edin. Şuradaki şeklin çevresi nedir diye sorulursa. Dikeyler ayrı bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dikeyler 12 artı. Yataylara ayrı bakın. Hocam yataylara da şöyle maviyle göstereyim. Hocam 5 var, 5 var, 5 var. 3 tane 5 var. 3 tane 5 var artı. Hocam şurası var, şurası var, şurası var, şurası var, şurası var. Şunu bilmiyorsun, şunu bilmiyorsun, bunu biliyorsun ama olsun. Bunu bilmiyorsun, bunu bilmiyorsun. Belli bir parçalar alınmış. Ama toplam şu üstteki yataylara baktığınız zaman alttaki yatayla aynı değil mi? Yani 3 tane 5 değil mi altta, arkadaşlar alttaki yatay? Evet. 3 tane 5 de alt taraftı. 3 tane 5 de üst taraftakilerin toplamı yaptı. O zaman 15, 15, 30, 12 daha 42 yaptı arkadaşlar bunun çevresi. Yani dikdörtgenle, paralel kenarla, eşkenar dörtgenle, kareyle, başka ne diyebiliriz? Tamam, bunlarla oluştururlar böyle yapışkan şekilleri. Bunlarla yapışkan bir şekil oluşturduklarında yataylara ayrı, dikeylere ayrı bakın. Acayip işine yarayacak. Yani sorusu geldiğinde aha ben bu soruyu bir yerden hatırlıyorum diyebilmen zaten çok önemli. Değil mi? O yüzden her farklı şeyi göstermeye çalışıyoruz gençler. Evet, inşallah Fatma'nın F'si ile ilgili bir tane soruyla karşılaşırsınız. Geldik şuraya arkadaşlar. Bu sorunun benim için acayip önemi var. Niye biliyor musunuz? İlk yazdığım yeni nesil soru. Yani yeni nesil soruya nasıl çevirdim onu da göstereceğim. Aradaki farkı da görün arkadaşlar. Hep sorular ne dedik daha öncesinde? Eski nesil soruların yeni nesile çevrilmesiyle oluyor dedik arkadaşlar. Bak inşallah unutmam şey sonunda. Soruya bak. Akın. Evet, bu da sülaleden. Bu da Ali Kara'nın oğlu. Evet, Akın. Yani yeğenim olur kendisi. BC ve CD kenarları. Evet, 7 numaralı formayı kapmış Akın bu arada. BC ve CD kenarı duvar üzerinde olan, bakın BC ve CD kenarı duvar üzerinde olan bir paralel kenar şeklindeki sahaymış. Evet, paralel kenar şeklindeki sahayı şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani şu ABCD bir paralel kenarmış arkadaşlar. Sadece ekstradan bir duvar var işte burada. Evet. Şimdi ne yapıyormuş? İki vuruş yapıyormuş. Birinci vuruş
Top BC kenarına çarpıp Akın'a geliyor. Bak sen şu işe. Top sen şuraya çarp, yeniden Akın'a gel. Ne olur? Anladın sen onu. Hocam burası dik olur dedin. Bravo. Gerçekten doğru. Çünkü dik çarparsa Akın'a geri gelmesi lazım. Yoksa öbür türlü belli bir açıyla çarptığı zaman belli bir açıyla gidecek, değil mi arkadaşlar? Evet. O yüzden ne yapması lazım? Dik çarpması lazım. Akın'a geliyor ve top 16 metre yol alıyor. E hocam burası o zaman 16. Dikkat. Bak. Topa vurdu. Çarptı. Geri geldi. Buraya 2 defa gitti. 16 bölü 2'den burası kaç? 8. Değil mi? Dikkat et. İnce bir soru arkadaşlar. Ama güzel bir soru, zor bir soru da değil. Sonra ne olmuş? İkinci vuruş. Top CD kenarının tam ortasına. Her verilen bilgiyi kullanacaksın kardeşim. Adam sana tam ortasına diyorsa şunları şöyle şey yap. Tam ortasına çarpıp Akın'a geri geliyor. Hah, burada da şuraya doğru vurduğunda yanından Akın'a geri geliyorsa o zaman burası da 90 derece. CD'yi de 10 metre vermiş. Yani bunlar 5-5. Arkadaş bu bir paralel kenar şeklindeydi. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 10'sa burası da 10. Aa 8-10. Ne üçgeni? 6-8-10 üçgeninden. 6'yı yazdın. Peki bizden ne isteniyor? İkinci vuruşta top kaç metreye gitmiştir? Evet, bizden X isteniyor mu arkadaşlar? Neyse. X'i bulalım arkadaşlar. Ne yapacağız hocam? Şimdi gençler, ne yapacaksın? Üçgeni düşüneceksin kardeşim. Üçgen bilgisi bu. Sen paralel kenarın tanımını kullandın mı? Kullandın. Neyi kullandın? Hocam karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Tamam. 90 varsa karşısındaki 90'ından da yapabilirsin de oradan da geçiş yapabilirsin. Ya 90'lar 2 ya da 2'den fazla fark ettiğin zaman ne yapıyorsun sen? Alfabeteye dalmıyor musun? Ne duruyorsun? Haydi dalsana. Dal kardeşim alfabeteye. Alfa dersen. Alfa 90 beta. Hocam Z'den dolayı 90 derece deyip de buraya alfa diyenler, burası da 90'sa karşısı 90 deyip de alfaysa burası, buraya da beta diyenleriniz de çıkabiliyor. Tabii ki olabilir arkadaşlar ama bakın şurası daha mantıklı. Bu paralel kenar ya, karşılıklı açılar birbirine eşitti. Alfaysa zaten direkt burası da alfa olur. Alfa 90'sa burası da beta oldu. Bak şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Benzerlik. Evet, şu üçgenden başlıyorum. Alfanın karşısı x'in, alfanın karşısı 8'e. Hocam burada 90'ın karşısı yok. Burada beta'nın karşısı var. 5 bölü. Buradaki beta'nın karşısı 6'ya. Şu 2'ye böl 4. 2'ye böl 3. 4 kere 5 20. Yani x de buradan 20 bölü 3 çıktı. Cevap 20 bölü 3 diyenler, sazan diyoruz biz bunlara. Ki biz burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Lütfen ama lütfen. Ya genelde böyle sorunun sonuna böyle okuma alışkanlığınız ah bir olsa, ya da soruyu okuduğunuzda şurada ben dedim ya arkadaşlar, top kaç metre gitmiştir? Sen buraya x dedin ama senden x istemiyor ki. Top kaç metre gitmiştir ikinci vuruşta? Değil mi? İkinci vuruşta. Bak. Top kaç metre gitmiştir diye soruluyor. Bu top Akın vurdu. Yenden Akın'a gelmedi mi? Evet. X gitti, x geldi. Yani direkt bu soruyu okurken senden 2x nedir diye soruluyor diye şuraya bir soru işareti koyman lazımdı. Değil mi? Evet, buna dikkat edin. X 20 bölü 3 ise 2x nedir arkadaşlar? 2x de 2 çarpı 20 bölü 3'ten 40 bölü 3'tür. Genelde hata yapılırsa burada da x'i böyle heyecanla işlem yaparız. Oh buldum falan 20 bölü 3'i işaretle, direkt soru da ondan sonra gidiyor ya maalesef. Evet, cevabımız böylelikle 40 bölü 3 yaptı. Şimdi arkadaşlar bak. Şurada göstereyim ben size. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Yani ya bizdeki avantaj ne? Ya soruları da ben de yazdığım için ya soruların nereden geldiğini de gösterebiliyorum. Bak eskiden bu soru nasıldı biliyor musunuz? Aynen şöyleydi. Klasik bir soruydu ya. Çok klasik bir soruydu. Aynen şöyleydi. Dur, bu paralel kenar böyle değildi de. Şöyleydi arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra şöyle. Şöyle. Heh, aynen böyleydi. Tamam. Şunu da uzatayım birazcık. Tamam. Şurası şöyleydi arkadaşlar. Tamam mı? Şunlar birbirine eşit. Hatta 5-5 diyeyim şuraya. Bunlar 5-5. Ondan sonracıma şuradan da şuraya bir tane dik çizeyim. Şurası 90 derece. Burası da 90 derece. Ondan sonra şuradaki yükseklikte 8 birim. Şu x uzunluğu kaçtı? Aynen. Soru böyleydi arkadaşlar. Bak soru böyleydi. Aa soru böyleyken bak ne güzel çıkıyor. Paralel kenar tanımı gereği 10'sa 10. Aa 6-8-10. Aa hocam açıya dalacak olursak alfaysa alfaya, alfa 90 beta, alfa 90 beta, şu üçgenle şu üçgende ne yapacağız? Benzerlik yapacağız. Bitti gitti. Ha, ne yaptım? Aldım eski soruyu. Buraya Akın'ı koydum. Bak buraya Akın'ı koydum şöyle. Topa vurdu. 90'lığı vermedim soruda. Top yeniden kendisine geri geldi. Aa 90 derece.
Burada topa vurdu. Tam ortasına vurdu dedi. Sen eşitliği koydun böyle. Top yandan akına gitti. Sonra 90'ı koydun. İşte bu şekli sana çizdirme işlemine yeni nesil soru diyoruz arkadaşlar. Olay bu. Yani sen Allah aşkına böyle klasik anlatsak bu sorularla çok daha rahat bir şekilde yaparsın. İşte karşına bu yeni nesil sorular çıksa da yine rahat bir şekilde yaparsın. Çünkü senin okuma anlaman var. Artık yeni nesil soruya alıştın. Ben size yeni nesil sorularla eski kalıptaki anlattığımız tarzda anlatıyorum aslında yine. O sıralamayla anlatıyorum aslında yine. Belli mantıkları ardı arda veriyorum yine. O yüzden sıkıntı yaşamazsınız kardeşim. Rahat olun. Beraber kendini bana bırak. Rahat bir şekilde olaya hakim olacaksın zaten. Paraya kenarda. Evet, ilk kısım bakın. Bir sürü üçgenden çizilebilen soru çıktı. Daha hala yine üçgenden çizilebilen sorular vardı. Onu da bir sonraki videoda yapalım arkadaşlar. Bir sürü ya. Yani ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Paraya kenara aç desem. Paraya kenarda. Yani belki alan sorularındaki bazı teknikler var. Onları bilmediğin için. Ama şunu söyleyeyim. Paraya kenara açsan 100 sorudan 60'ını yapabilirsin. Hiçbir özellik bilmeden 100 sorudan 60'ını şu an yapabilirsin. Aslında 100 sorudan 80'ini 90'ını yapabilirsin. Üçgendeki alan bilgisinde böyle çok çok hakimsen yine yapabilirsin arkadaşlar. Ama işte ne bileyim alanda da kendi çapında bazı özellikler var ama o özellikler sadece pratiklik sağlıyor. O özellikleri de bilmesen de yine 80-90'ını yapabilirsin aslında da biz yine de o özellikleri de göstereceğiz tabii ki. Evet arkadaşlar, dörtgenlerdeki paralel kenardaki bu bölümü bitirdik. İlk videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda burada kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü burada farklı bir şey geliyor. Yine üçgenlerden devam ediyoruz ama farklı bir mantık geldiği için burada keselim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.